Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugünkü modelim de bu şekilde püskül modeli püskülün kenarlarını arkadaşlar minik papatyalar yapıyoruz. Ve papatyama püskülümün kenarındaki minik papatyalarla uyumlu olsun diye çiçeğimle yani uyumlu olsun diye arkadaşlar bu şekilde ara suyu da küçük minik papatyalar şeklinde. Ve örümceğin üzerine arkadaşlar böyle sallantılı olması için sallantılı bir model olsun, olması için bakın bu şekilde yaptım. Eğer siz bunun sallantılı bir model olmasını istemiyorsanız direkt bu aradaki tığ battının içine direkt olarak da arkadaşlar monte edebilirsiniz. Ama bu şekil çok hoş duruyor. Yazmada da çok güzel duruyor. Bittiği zaman kullanıldığı zaman. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ipimizi biraz sündürüp şöyle işaret parmağıyla orta parmağıma yatırdım ipimizin ucunu buraya 30 tane saracağız arkadaşlar şuradan biraz ortadan başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tam 30 tane sardık. Bu en son ipimizi bıraktığımız noktayla şöyle iki parmağımızla arkadaşlar kavruyoruz. Ve öbür parmaklarımızda şöyle ipimizi sıyırıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bu şekilde çıkardık ve parmağımıza biraz ip sarıyoruz. İpimizi sardık. Bu en son bıraktığımız orta noktadan hemen ortasından girip bir tane ilmek alıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Evet tam ortasından arkadaşlar bu şekilde sık iğnemi yaptım. Ve 20 tane sık iğne yapıyorum buraya bir. Buralarının toplanması önemli değil arkadaşlar. Kestiğimiz zaman eskine haline alıp düzelecek. O sorun olmasın. 1 2 3 4 Bakın bu şekilde sık iğneler oluyor. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet 10 tane sık iğnemizi yaptık bir şekilde. Diğer 10 tanesini de yapalım. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 iki tane daha yapalım 19 ve 20. Evet. Bu şekilde arkadaşlar buraya tam 20 tane sık iğne yaptım. Parmağımı doladım. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ters tarafına döndüm. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3 tane sık iğne atlayıp 4. sık iğnemin içine bu 5 zincirimi bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tane sık iğne atladım. 4. sık iğnemin içine yuva yaptım. Bakın. Kapattım yani onu oraya. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 atla 4.'ye. 20 tane sık iğnenin içine arkadaşlar 3 atlayıp 4.'ye batarak 5 tane yuva elde etmiş oluyoruz. 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 bakın burada da zaten 4 tane sık iğne yerimiz kaldı 5. yuvamız için 1 2 3 4 ve bu da 5. sonuncu zincirim ilk yaptığım sık iğnemin içine buraya kapatıyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar şunu biraz uzun bırakmıştık en iyisi onu boyutuna getirelim. Bu şekilde bırakalım. Şimdi bir zincirle dönüyorum düz yüzüne. Bu şekilde bu yuvaları arkadaşlar papatya ile dolduracağız. Bir zincirimi çekip döndüm. Bir defa da tığımın başını doluyorum. Buraya yaptığım yuvanın içine girip 2 2 olarak alıyorum. Trabzan yaptım. 2 oldu. 3 bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 4 5 Bakın parmağı böyle takılı yaparsanız gayet rahat oluyor arkadaşlar yapımı. 6 7. için tekrar bir zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıp buraya ilk papatyamı yaptım. Diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Bir zincirimi çektim, bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 3 oldu. 4 5 2 4 5 oldu arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekip bu şekilde yuvada kapatıyorum. Diğer yuvama sık iğne ile geçtim. Bir zincir bir defa doladım. 2 2 bir defa doluyorum. 2 2 alıyorum 3 4 5 bir zincir hemen arkadaşlar bu şekilde yuvamda kapatıyorum tekrar diğer sık iğneme geçiyorum bir zincir bir defa doladım 2 2 3 4 5 bir zincir Hemen diğer e, aynı sık iğnenin içine bir zincirimi kapattım. Diğer sık iğnemi arkadaşlar diğer yuvama sık iğne ile geçtim. Bir zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 2 2 3 4 5 Bir zincir çekip tekrar yuvaya sık iğne ile girdim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum aynı yuvaya arkadaşlar. Bu şekilde tüm papatyalarımızı bitirdik. Bu ipimi uzatıyorum şu şekilde ve bu yaptığım papatyaların tepesinden geçirerek ipimi bakın arkadaşlar tepesinden geçirerek ipimi burada sıktırıyorum. Sıktı. Bakın parmağımdaki ipi sıktırıp burayı büzdüm. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biraz daha büzelim. iyice tam sıkılsın. Bu şekilde. Tam sıktırdık. Püskülümüz tamam. Şimdi bunu saracağız arkadaşlar. Parmağımızdaki ipi çıkaralım. Bu sıktırdığımız buraya yaptığımız ipi bakın arkadaşlar tepesinden de gayet rahat geçirdik. 5 defa saracağım arkadaşlar. Buraya bir 2 sıkı sıkı saralım ki arkadaşlar. Arkaya da sağlamlaştırmayacağız. 3 4 ve 5. 5 defa şu şekilde sıkı sıkı sardım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya çakmağımızla yakacağız. Şöyle net görmeniz için arkadaşlar. Şuradan ipimi fazla uzun değil. Şöyle bir yakımlık yer kalacak kadar bu kadarcık bırakıp yakıyorum çakmağımla. Hemen bastırıyorum. Sıcağı ile yapıştırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu tam ortasından bir keselim bu şekilde. Kestikten sonra da boyut ayarını öbür biraz uzun benim parmaklarımda maşallah var arkadaşlar biraz bu şekilde uzun oldu şimdi bunu ölçelim şu şekilde arkadaşlar bütün yaptığımız bakın şu şekilde papatyalarımızı koyup Şuradan kesiyoruz arkadaşlar boyut olarak. Bunu parmağınız yerine çakmakla da sarabilirsiniz arkadaşlar. Ben kolay olsun amaçlı diye püskülü bu şekilde bıçakman bu kenarlarına sarıp da çıkarabilirsiniz. Nasıl kolayınıza giderse, evet bu şekilde. Şimdi ben bunu düzleyeceğim arkadaşlar. Birazcık hani ölçüsünü aldık, şöyle elimizle düzleme işini de yapacağız. Bakın arkadaşlar, bunu ütüleyebilirsiniz de daha düzgün durur. Üzerine ütü yaptığınız zaman daha da hoş durur arkadaşlar. Şöyle hepsini bir ayarda uzunluklarını veriyorum arkadaşlar. Tabi makasınızın da iyi keskin olması lazım. Güzel ve düzgün iş çıkarmak için. Evet, burası düz yüzü arkadaşlar papatyamız. Papatyamız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şuralarını ütüleyip de yapıştırabiliriz de daha düzgün durur. Evet arkadaşlar, şimdi bunu eee şuraların yapışık olması için daha düzgün durması için ütülemesini de göstermek istiyorum. Şöyle ters tarafından bu şekilde ters tarafından arkadaşlar yerleştirdim yere. Şöyle bakın. Şöyle elinizle geri koyup buradan buharını veriyorum düğmesinden, buhar düğmesinden. Şöyle yapıştırıyorum. Bakın daha bir montazam durdu sanki arkadaşlar. İsterseniz bunu tiftik de yapıp da kullanabilirsiniz. Bakın hepsi daha da yapışık durdu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Demin gösterdiğim gibiden hoşlanıyorsanız arkadaşlar hiç üstülemeden de yapabilirsiniz. Evet şimdi monteleme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, iki zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Yemenimizi hazırlıyoruz. Herhangi bir tığ battının içine bu şekilde ilk başlarken de sık iğne ile giriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şöyle orta boy bir örümcek çekerek başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim. İpimi bırakıyorum bu şekilde ilmeğimi. Yaptığım düz alıyorum. Bu ortadaki arkadaşlar bakın iki sağdaki solda beş tane burada papatyamız var. Üçüncü papatyamızı bu şekilde üçüncü trabzanından tam orta yerinden tığımı girdim. Sonra da ilmeğimi arkadaşlar takıp ilmeğimi buradan çıkarıyorum bu şekilde. Bu şekilde bunu buraya monte ettim. Bir tane de zincir çektim. Şimdi aynı büyüklükte buraya arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. Birinci örümceğimle aynı büyüklükte olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. tığ battıya bu şekilde yaptığım örümceğimi kapattım. Bakın tam ne bol ne de fazla gerdirecek arkadaşlar. Örümcekle tığ battığımızın mesafesi neyse ona göre batacağız. 4 ise 4, dört, 5 ise 5. Beş. Bunu el ayarı siz ayarlayacaksınız yaptığınız zaman. Bir zincir çekiyorum ve şöyle küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 defa tığımın başına doluyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncü tığ battıma 1, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde uzunca bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Trabzan arama girip 2, 2 aldım. Bir defa dolayıp buraya 2, 2 alarak 4 tane bu şekilde trabzanı yapıyorum bir tane zincir çekip yaptığım trabzana kapatıyorum bir tanesi hazır papatya. bir zincir bir defa doluyorum 2 2 aldım yine dörde çıkarıyorum sayısını 4 bir zincir yine trabzana bir zincirimi kapatıp ikinci papatyamı da bitiriyorum bir zincir bir defa doladım 2 2 3 dört bir zincir kapatıyorum bu şekilde. Ve hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dibine değil de yandakine battığımız zaman bu şekilde mağarallaşmadan çok hoş bir arasıyımız oluyor. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir zincirimizi çektik. Bu zincir örümceğimiz için, açılmaması için Şart arkadaşlar. 3 defa doladım. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp dördüncüye 1, 2, 2, 2, 2 olarak şöyle uzunca bir trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. 3, 4, bir zincir. Kapatıyorum. Bu birinci papatyam. Bir zincir ile kapatıp bir zincir ile başlıyoruz ve 4 tane trabzanımız olunca papatyamız tamamdır demek arkadaşlar. Yani kapatabiliriz bu şekilde. Bir zincir çektim, bir defa doladım. 2 2 2 2 tekrar 2 2 Şimdi arkadaşlar şunu şu şekilde ittirelim. Biraz düğüm geldi. Bir zincirimi çekip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle düğümün de arkada kalmasını sağlıyorum. Şöyle arkadaşlar hemen dibine değil bir sonraki tığ battıma sık iğne ile girip bu şekilde ipimi bir zincir çekip koparıyorum bu şekilde arkadaşlar ipimi yakıp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar şöyle bir görünüşünü karşıdan görünüşünü göstermek istedim ilk önce size ve yapılışı gördüğünüz gibi çok kolay ama şatafatlı duran bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş ve zarif oldu yapımı da parmağa sarılıp bildiğiniz püskül istediğiniz şekilde dediğim gibi yapabilirsiniz püskülünüzü Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.